Sürekli temizlik yapmaktan, sık sık yıkayıp kolonya ve dezenfektan kullanımından dolayı kuruyup çatlayan ellerimiz için evde yapabileceğiniz güzel bir el kremi tarifi paylaşacağım sizlerle. Bu krem sayesinde elleriniz eski sağlığına kavuşup pamuk gibi yumuşacık olacak. Lafı fazla uzatmıyorum, hemen tarife geçiyorum. Öncelikle malzemeleri sayayım size. 1 yemek kaşığı rendelenmiş balmumu kullanacağız. Hindistan cevizi yağımız var. Çok az vazelin kullanacağız. Tatlı badem yağı, gliserin ve istediğiniz herhangi bir esansiyel yağ kullanabilirsiniz. Şimdi böyle küçük bir kase alıyorum ve içine 1 yemek kaşığı rendelediğimiz bal mumunu koyuyorum. 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı kullanacağız. Bir çay kaşığı da vazelin ekliyorum içine. Sonra bu üç malzemenin erimesini sağlayacağız. Bunun için de küçük su dolu bir tavanın içine kaseyi bırakıyorum ve ocakta kısık ateşte erimesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi tamamen eridi. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Tatlı badem yağı ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı kadar. Eğer badem yağınız yoksa sızma zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı da gliserin ekliyorum. Ara ara karıştırarak hafif soğumasını bekleyeceğiz. Çok fazla donmasını beklemeden esansiyel yağımızı da ekleyelim. Ben elma esansı kullanacağım. İsterseniz lavanta yağı ya da limon yağı da tercih edebilirsiniz. Şöyle birkaç damla yeterli. Kremimiz tamamen katılaşmadan şöyle bir krem kabını alıyoruz. Ya da ağzı kapaklı herhangi bir kapta kullanabilirsiniz. Bu arada eğer kreminiz çok sert olursa bal mumunu fazla kullanmışsınız demektir. Böyle bir durumda içine biraz daha badem yağı ya da zeytinyağı ekleyip tekrar ısıtırsanız istediğiniz kıvama gelecektir. Yaklaşık yarım saat içinde kremimiz hazır hale geliyor. Bunu ihtiyaç duyduğunuz her an kullanabilirsiniz. Fakat özellikle akşamları yatmadan önce mutlaka kullanın. Sabah kalktığınızda ellerinizin yumuşacık olduğunu fark edeceksiniz. Kremin dokusunu görüyorsunuz zaten. Gerçekten çok güzel oldu. Ben yoğun nemlendirmesi için çeşitli malzemeler kullandım fakat evinizdeki malzemelere göre azaltabilirsiniz bunu. Sadece bal mumu ve zeytinyağı kullanarak bile çok güzel bir krem elde edebilirsiniz. Umarım siz de deneyip memnun kalırsınız. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.